Yeni bir videodan selamlar. Bugün yeniden bir kuluçka makinesi videosuyla birlikteyiz. Fakat bu sefer farklı olarak marketten aldığım bıldırcın yumurtalarını kuluçka makinesine yatıracağım. Bu yumurtaları süpermarketlerden aldık. Şu ikisi aynı marka fakat farklı marketlerden aldık ve bunlar buzdolabında değildi. Üçüncü paketi ise yine farklı bir marketten aldık fakat bu seferki buzdolabındaydı. Bunlara ek olarak bir de direkt internetten kuluçkalık bıldırcın yumurtası diye satılan yumurtalardan sipariş ettim fakat 6 gün oldu hala gelmediler. Ne durumda teslim edilecekler bilmiyorum fakat yarına kadar gelirse onları da bu videoya dahil edeceğim. Ek olarak bu video için profesyonel bir tane kuluçka makinesi sipariş ettim. Daha önce çıkarttığım civcivleri kendi yaptığım bir kuluçka makinesiyle çıkartmıştım biliyorsunuz. Fakat onları her gün döndürmem falan gerekiyordu. Bu makine döndürme işlemlerini otomatik şekilde hallediyormuş. Bu strafor makinenin bir parçası mı emin değilim. Soğuk olduğunda yani hava soğuk olduğunda yalıtım için kullanılabilir gibi geldi. Ama belki de sadece paketleme içindir. Düşündüğümden biraz daha fazla parçası var gibi duruyor ama çözeriz herhalde. Kuluçka makinesine niye yemlik koymuşlar? Çıkınca besle diye full artı full yapmışlar. Mesela içine adaptör kablosu koymuşlar ama adaptör koymamışlar. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Yemlik koyacağınıza şunu düzgün yollasaydınız. Şimdi sanırım önce şu silindirleri yerleştirmem gerekiyor. Biz küçük yumurta koyacağımız için sık sık olmaları daha mantıklı gibi. Şu hortumları şunlara takıyoruz. Bunların üstüne şişe geçirmemiz gerekiyor bu arada. Bu nemlendirmek için. Evde şişe var mı Harun? Birer litrelik 3 tane şişe lazım mı? Yok. 1,5 litrelik? Yok. O zaman al ilk içindekine. Bana şişe lazım. Aa, bu tarafta direkt 220 girişi varmış bunun ya. Tamam, burada 12 volt girişi var. Ben 12 volt girişi olduğu için adaptörle çalıştıracağız sanıyordum. Fakat isterseniz o kabloyu direkt buradan 220 girişine bağlıyorsunuz. İsterseniz de aküyle falan yani elektrik olmayan yerlerde veya elektrik kesildiğinde kullanmak için 12 voltluk girişi varmış. İnsanların hakkını yemişim. Özür dilerim. Bir fişe takalım. Şimdi içinde fanlar çalışmaya başladı. Tavuk, ördek, kaz, güvercin. Bıldırcınla tavuk aynı diye biliyorum. Tamam, chicken modundayız. Üstünden dereceyi ve nemi direkt olarak görebiliyoruz. Dijitler çok acayip olduğu için çok zor okunuyor ama. Ek olarak bir de şuraya ışık koymuşlar. Bu yumurtayı kontrol ediyorsunuz ya birkaç hafta kuluçkada bekledikten sonra oluşmuş mu civciv diye. Onun için böyle güzel bir şey düşünmüşler. Şimdi yumurtalarımı işaretleyeceğim ki birbirlerine karışmasınlar. İlk yumurtamız bıldır bıldır enerjiye çıldır. İkinci yumurtamız da şişman yumurta. Niye böyle bunların markaları? Şimdi buzdolabına konmamış birinci yumurtalarımı turuncu ile işaretleyeceğim. Yalnız bunların hepsi çıkarsa çok büyük dert yaşarız ha. Bence hepsini koymayalım. Alp'in odasında kalırlar ya. Hali hazırda 36 tane var. Bir de internetten de bir 32 tane mi 36 tane mi ne sipariş ettim. Hani 20 tanesi bile çıksa çok. İkinci buzdolabına konmayanları pembeyle işaretliyorum. Buzdolabından aldıklarımızı da maviyle işaretleyeceğim. Soğuktan mavi Arın, oradan aklına gelsin. Şimdi Arın siz gidip içecek bir şeyler alın. 1 litrelik 3 tane bir şey. Herhangi ne olduğu önemli değil. Ben de makineyi yerine yerleştireyim. İçindeki nem dengesi oturacak mı falan diye bir kontrol edeyim. Nem dengesi oturduktan sonra yumurta dizilimiyle devam. Evet, aradan bir gün geçti ve kargo ile sipariş verdiğim yumurtalar da geldi ama tahmin ettiğim gibi 5'te 1'i falan kırık şekilde teslim edildi. Aslında bir kısmının kırık olması çok büyük problem değil ama ortadan bir tanesi kırıldığında etrafındakileri de kirletiyor. Ve hepsinde en az birkaç tane kırık olduğu için bütün yumurtalar kirlenmiş. En temiz olanları bir kaseye ayırdım fakat bunları da bir ekstra temizlemem gerekiyor. Temizlik için ben hidrojen peroksit kullanacağım ki yumurtaların dışında herhangi bir bakteri kalmasın çünkü nemli bir ortama koyacağız sonuçta bunları. Eğer kırılmış yumurtaların kalıntıları bunların üstünde kalırsa nemli ortama koyduğumuzda bakteri patlaması yaşarız ve tabii ki bunu istemiyoruz. Normalde ben bu işlem için ultraviyole ışık kullanıyorum. Çok rahat oluyor fakat bunları da mecburen silmem gerekiyor.
Ve an itibariyle bütün yumurtalarımız hazır. Artık kuluçka makinesine geçebiliriz. Kuluçkayı misafir banyosuna yerleştirdim ve dünden beri test ediyorum. Isıyı korumak konusunda çok iyi makine fakat nem konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Nem oranını otomatik olarak ayarladığını düşünüyordum fakat tamamen manuel şekilde ayarlıyorsunuz. Şişe sayısını falan işte içerisinin nemine göre belirliyorsunuz. Ve mesela şurada çok ufak bir açıklık bıraktım ben. Kapak tamamen kapalı değil çünkü tamamen kapatırsam %70'lerin üstüne çıkıyor nem. Benim %55 ile %60 arası bir nem oranına ihtiyacım var. Dönüyor mu diye görmek için de şuraya bir tane şişe koydum. Evet, makine dönüyor. Yumurtaları karışık şekilde yerleştireceğim. Zaten hepsinin üstünde işareti var, yani renginden anlıyorum hangisinin hangi yumurta olduğunu. Amacım çıkımı optimize etmek, yani Çin malı makine sonuçta bu. Belki burada nem çok iyidir, burada kötüdür, burada ısı kötüdür falan, hani karışık olsun ki çıkımı optimize edebileyim. Çok fazla yumurta oldu. Umarım bir mucize yaşanıp bunların hepsi çıkmaz. Yarısı bile çıksa dert bu arada ama hani buzdolabından olanın falan hiç çıkacağını düşünmüyorum zaten. O yüzden çok da takmıyorum kafaya. 10 tane çıksın yeter bana. Neyse, şimdi bir süre ısıyı ve nemi takip etmek dışında yapmam gereken hiçbir şey yok. Kontrol gününde görüşürüz. Evet, aradan bir haftadan fazla zaman geçti. Şimdi yumurta kontrolü yapacağız. Yani yumurtalarımız dolu mu, boş mu? Bugün belli olacak. Hepsi boş çıktıysa zaten video yoktur. Bence dolu çıkacak. Geleceği görüyorum şu an. Makineyi ilk gün yerleştirdikten sonra birkaç değişiklik yaptım bu arada. Şunların boyu çok uzunmuş. Çok uzun olduğu için düzgün dönmüyorlardı. Bunları birazcık kısalttım. Ve silindirleri bir açık ayara getirdim. Yoksa dönmüyorlardı. Hatta şu anda bile dönerken böyle yumurtalar bir sola gidiyor, bir sağa geliyor. Her gün bunların yerini düzeltmek zorunda kalıyorum. Kuluçkalık yumurta olarak aldığımız sarılardan dolu. Şu an bu dolu mu mesela? Yok, bu boş. Bu neymiş? Marketten aldıklarımızdan. Şunu bir 10 dakika kapatalım yoksa sürekli ötecek videoda. Market buzdolabından olan boş. Nasıl anlıyorsun? İçinde ışık görüyorsan, bak şu an ışık geçiyor karşıya. Işık demek geçmiyorsa dolu. Market buzdolabı boş. Market buzdolabı boş. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalıkta 2'de 2'yiz. Ah. Kuluçkalık ama boş. Kuluçkalık olanlarda boş çıkabildiğine göre marketlerde de dolu çıkabilir. Kuluçkalık dolu. Market buzdolabı boş. Şu buzdolaplarından bir tanesi bile tutsak çok şaşıracağım bu arada. Market boş. Market buzdolabı boş. Bu arada normal market dediklerim markette buzdolabında olmayanlar. Market buzdolabı dediklerim de markette buzdolabından aldıklarımız. Kuluçkalık boş. Kocamanmış bir daha. Bu dolu mu boş mu anlayamadım. Yani kuluçkalık olanlardan ama dolu gibi ya. Biraz ışık geçiriyor, biraz da geçirmiyor. Bunu bırakalım. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalık boş. Kuluçkalık dolu. Market boş. Market boş. Market boş. Market boş. Kuluçkalık dolu. Market boş. Market buzdolabı boş. Kuluçkalık dolu. Bacaklarım uyuştu. Market boş. Kuluçkalık dolu. Market buzdolabı boş. Buzdolabından tamamen umudumu kestim ama diğerlerinden hala umudum var. Kuluçkalık dolu. Market dolu. Normal market mi? Evet. Buzdolabından değil. Buzdolabından değil, normal olan. Pembe. Kaç tane market vardı? 3 koli market vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 36 tane market var, şu an bir tanesi dolu. Kuluçkalık boş. Market buzdolabı boş. Yine market turuncu. Buzdolabından olmayan ama diğer marketten aldığımız. Dolu. Kuluçkalık boş. Bu arada kuluçkalık olarak aldıklarımızın bile yarısı falan boş. Hatta daha fazlası galiba. Ama onlar da kargo ile geldi hani. Market dolu gibi de çok az ışık da geçiriyor mu? Muhtemelen dolu. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalık boş. Millet kasa açıyor, biz burada yumurta şeye bakıyoruz var ya. Kuluçkalık dolu. Market boş. Bu dolu ama rengini göremiyorum. Tamam, kuluçkalık. Kuluçkalık kocaman bir yumurta. Bir saniye, ışığımın gücünü arttırmam lazım. Dolu sanki ya, bak şurada hava şeyi var, gösterebiliyor musun kameradan? Ya bence kocaman bir yumurtamız olacak. Kocaman bir bıldırcınımız. Market boş. Kuluçkalık dolumsu. Emin olamadım. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalık olup dolu mu boş mu anlamadığımdan, büyük ihtimal boş ama bırakalım. Kuluçkalık dolu. Sanırım son market dolumuz da bu. Yani bir tane daha var ama turuncu olanlar. Turuncu olan 2 mi oldu, 3 mü oldu? 1, 2, turuncudan 3 olmuş, pembe sadece bir tane var. Ve son yumurta market buzdolabı. Yine bakın oluşacak gibi yapmış. Hani yumurtanın sağıyla solu arasında fark var gördüğünüz gibi. Ama oluşmamış. Yani şu kadar yumurta mı dolu çıktı sadece? Evet. Hatta birkaç tanesinden de emin değiliz. Ama bence iyi bir orandayız şu an. Artık daha şöyle geniş geniş yerleştirebilirim hepsini. Makinemizi de çalıştıralım.
Şimdi yine bir süre yapacak hiçbir şey yok. Bir süre sonra görüşürüz. Şu anda 16. gündeyiz ve gecenin bir yarısı cik cik sesleriyle uyandım. 17. günden önce çıkmamaları gerekiyordu. Ya şu anda teknik olarak 16.5. gün sayılır gecenin yarısı olduğu için ama yine de yarına kadar çıkmamaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir gidelim yanlarına. Yanlarında çok sesli konuşamadığım için şu an salonda başladım. Belki yumurta açılma sahnesi yakalayabilirim diye hemen uyandığım gibi buraya bir tane kamera bıraktım ama kaç tane yakalayabileceğim bilmiyorum. Ama bir şunları görmeniz lazım. Küçücükler, anlamsız küçükler. Daha önce hiç bıldırcın civcivi görmemiştim ve normal bir civcive göre o kadar küçükler ki bunlara nasıl dokunacağım bilmiyorum. Bazıları şimdiden ayaklandı, bazıları daha yumurtadan yeni çıktığı için daha böyle kuruma dönemindeler, yani şu falan dinleniyor daha. Şu anda hangi yumurtaların çıktığını tespit edemedim fakat şu açık renkli olanlar, yani sarımsı olanlar büyük ihtimalle kuluçkalık olarak aldığım yumurtalar. Şu koyu renk gibi olanlar şu an ortada gördüklerinizde marketten aldıklarım diye tahmin ediyorum. Tüyleri falan kurusun, ondan sonra açacağım kapağını. Şu an nem dengesini bozmamak için kapağını açamıyorum. Ama çok tatlılar. Anlamsız tatlılar. Bu kadar tatlı olmalarını beklemiyordum. Şuna baksanıza. Küçücük. Makinenin üstündeki plexi tam şeffaf olmadığı için aşırı net çekemiyorum şu an ama yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Şimdi bunlar çıkarken bakım kutusu yapmam lazım. Yarın çıkacaklarını düşündüğüm için yarına bırakmıştım. Bu gece bana uyku yok. Evet, bakım kümesimiz şu anda hazır. Evdeki malzemelerle gece yarısı böyle bir şey çıkartabildim. Bence hiç de fena olmadı. Üstüne şöyle plexi bir cam yaptım ki içini görebileyim. İşte kenarlarında hava alsınlar diye deliklerimiz var. Burada suluğumuz var. Üşümesinler diye bir tane ışığımız var. Bunun içinde bildiğiniz klasik ampullerden var. 20 wattlıktı yanlış hatırlamıyorsam. Lambanın altına metal bardakla birazcık da su ekledim ki hem içeride birazcık nem yapsın hem de bu birazcık ısındıktan sonra, yani ılıdıktan sonra buna belki sarılıp bunun yanında uyurlar falan diye düşündüm. İçerisinin nemini ve ısısını takip etmek için şurada bir tane dijital derecem var ve bu kadar. Ya bir de altı pislendiğinde rahatça değiştirebileyim diye şöyle kağıtlar koydum buraya. Şimdi tüyleri kuruyan civcivleri alacağım ve buraya aktaracağım. Tiplere bak. Çok tatlısınız. Allah'ım çok küçük. Sizin biraz daha kurumanız lazım. Siz bir takılın burada. Birinci parti tamam. Isının orada. Kenarlara değil. Işığın altına gidip ısının. Hemen açılmış yumurtaları da bir eleyeceğim. Isı dengesini çok bozmadan. Evet, çıkımın üstünden 3 gün geçti ve artık ele avuca gelecek seviyedeler. Hemen size de göstermek istiyorum. Şu anda acayip tatlılar. Hala çok küçükler. Bu kadar küçük olmalarına alışamadım. Bu büyümüş halleri hani.
Git. Yumurtalar sorunsuz sayılabilecek şekilde açıldılar. Sadece şu aşırı küçük olan var ya, bakın şu. Bak, ötekilere kıyasla ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Sadece bunun yumurtadan çıkmasına yardım ettim. Gel ufaklık. Küçük ama hareketli. Seni sevmiyor pek sanki. Sen de bu kadar küçük olsan ve üstüne kocaman bir el gelse sen de sevmezdin bence. Çok küçükler ya. Bu ekstra küçük. Bu yumurtasını kendi açabilecek kadar güçlü değildi, o yüzden ben azıcık böyle bir destek oldum. Ve sadece bir tanesinin ayaklarında bir sıkıntı var. Birazdan garip hareketler yaparsa anlarsınız zaten. Gösteririm. Toplam 14 tane civciv çıktı ve bunlardan 3 tanesi market yumurtasından çıkan. Şu sarı olanların hepsi zaten kuluçkalık olarak aldıklarımız. Onlar Ukrayna bıldırcınıymış. Beyaz oluyorlarmış büyüdüklerinde. Bildiğim bembeyaz, albino gibi. O kadar beyaz değil sanki ama beyazlar yani. Beyaz bıldırcın mı varmış ya? Varmış işte bunlar. Allah Allah, ben hiç beyaz bıldırcın görmedim. Gelin sizi göstermem lazım hepinizi. Kırçıllı olanlar gelin buraya. Yemiyorlar şu an. İlk gün yiyorlardı. İşte bunu kırçıllı olanlar da normal market yumurtasından çıkanlar ve normal bıldırcın olacaklar diye düşünüyorum. Şimdi gelin size mama. Altlarında hep yem oluyor bu arada. Şu an kümesi yeni temizlediğim için yok. Videodan önce bir temizleyeyim dedim çünkü kirletiyorlar bayağı. Ayağı sorunlu olan da gözüküyor bak şu an. Yem görünce ne yapacağını şaşırdı. Yürüyebiliyor normalde hıyar. Hıyar diyorsun hayvana ya. Çünkü normalde yürüyebiliyor bak. Komple sorun daha önce civcivlerimde de olmuştu. Onlar da hiç yürüyemiyorlardı. Bu normalde yürüyebilirken yem gördüğünde deliriyor. Baksana yem yerken yoga yapmaya başlıyor. Eğer yarına kadar ayaklar düzelmezse lastikle sabitleyeceğim bu arada. İlk gün yapmak istiyordum fakat o kadar küçük ki tutup ayaklarından lastik geçiremedim. Fazla küçüktü. Şimdi şu ayağı yamuk olanı yarına kadar gözlemleyeceğim. Yarın duruma göre birlikte bakarız. Gelin bakayım. Domates vakti. Gel. Buraya. Domates. Parmak değil, domates. Parmağım değil, domates. Burada. Ya deli misin? Deli. Domates. Acaba Ukrayna'da domates yok mu? Sen gitmiştin. Var mıydı? Vardı. O zaman niye domates yerine parmağıma geliyor bunlar? Allah Allah. Bak bu da büyüde efeleniyor. Bence kendini lider ilan etti. Gel. Kimmiş lider? Gel. Altlarını temizlerken falan başka kutuya alıyorum onları. O böyle zıplamaya falan başladı. Böyle bir dikleniyor, bir şeyler yapıyor garip garip. Ama pek domates yedirme konusunda başarılı olabilecekmişim gibi gelmemeye başladı. Gel, sana özel domates yeme dersi vereceğim. Bak burada. Domates de yokmuş gibi davranıyorlar. Niye? Hayvan ilk defa domates görüyor. Ukraynaca domates ne demek abi? Ukraynalı neyce konuşuyor? Bir kere gittim ya. Korece ne demek abi? Neyse gel hadi gidelim. Onu buraya bırakayım. Belki denersiniz. Bacakları yamuk olan burada. Genel olarak daha iyi duruyor gibi. Yani öyle ayakta durmakta çok zorlanmıyor gibi. Arada bir hala böyle garip hareketler yapıyor, açıyor bacaklarını falan ama lastiklememe gerek kalmayacak gibi geliyor bana. Acayip kirletmeye başladılar hem kendilerini hem de kafesi bu arada. Bugün 3 kere temizledim. Çok kirletiyor olmalarına rağmen neredeyse hiç kokuları yok bu arada. Yani tavuk civcivleri bu dönemde artık böyle evin içini leş gibi kokutmaya başlıyorlardı. Bunlardan neredeyse hiç koku yok. Şimdi fark edeceğiniz üzere bayağı tüyler çıkmaya başladı. Şu an birazcık çirkin gözüküyorlar ama bunlar toparlanacak. Yani bebeklik tüyleri dökülecek, yerlerine bu beyaz tüyler çıkacak. Ve bugün birkaç saat ışıklarını kapatıp üşüyorlar mı diye denedim. Normalde ışığı kapattığım anda hepsi böyle dip dibe girip birbirlerine sarılıp yatmaya başlıyordu üşüdükleri için. Bugün hiç öyle bir şey yapmadılar. Hatta artık ışığın etrafına da takılmıyorlar. Yani şu en küçük olanların tüyleri de hafiften çıkmaya başladığında artık evden gitmeye hazır hale gelecekler. Elindeki ne abi? Hediye. Bir saniye şunu yıkayıp geleyim. Dün babamla annem uğradı bu arada ve babam bunlara bakmak istediğini söyledi. Annem de ne gerek var gibi konuştu. Şu an hangisi kazanacak bilmiyorum ama duruma göre büyük ihtimal bunlar yazlığın bahçesinde olacaklar. Kışa kadar dururlar mı bilmiyorum yani, en azından şu sezon bitene kadar. Eğer bizimkiler bakarsa haftalık vloglarda büyümüş hallerini de gösteririm. Özellikle şu Ukrayna olanların büyüdüklerinde neye benzeyeceğini merak ediyorum yani. Beyaz olacaklar biliyorum da nasıl olacaklar? Ne diyorsun? Videoyu mu beğensinler? Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın diyor şu an. Ve büyümüş halimi kaçırmamak için
kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak o anda bir heyecanlandı, zil simgesi deyince bir heyecan yaptı. Bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Şimdi son bir konu kaldı. Tahmin et abi, kaç kişi deve kuşu yumurtası soracak? Çok kişi soracak. Bu sene yazın başında bu arada kesinlikle deve kuşu yumurtası listemdeydi, fakat yani bulduğum kuluçka makineleri o kadar büyük ki, bayağı böyle buzdolabından büyük. 48'li deve kuşu yumurtası kapasiteli falan. Bana 4'lü 6'lı falan bir şey lazım. Hadi bilemedin onunla olsun. Diyeceksiniz ki kendin yap. Kendim yapmak hakkında da yeterli bilgi yok. Çünkü deve kuşları birazcık daha farklıymış. Yani 2 tane kuluçka makinesi gibi bir şeyler yapmanız gerekiyormuş. Ve bu konuda böyle yeterli kaynak bulamıyorum. Dolayısıyla aranızda kuluçka makinesi üreticileri varsa ya da tanıdığı falan olan varsa bana bir 6'lı kuluçka makinesi yaparsa ben satın almayı niyetliyim. Bu sene belki geçti ama seneye. Neyse, dediğim gibi büyük ihtimalle bunların büyümüş hallerini önümüzdeki haftalık vloglarda göstereceğim. Geldiğinde kaçırmamak için Hüsnü'nün az önce söylediği şeyleri yapabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.